Başlayalım. Evet. Sağ olsun, hakim aranızda çok kolaylık gösterdi. Evet. Allah razı olsun. Henüz ildeki itiraz süreci devam ediyor. Böyle verelim dedik fakat işte şey olunca itiraz süreci uzayacak tabii, uzayabilir. Geçecek. Belki Yüksek Seçim Kurulu'na doğru gider yol. Tabii olabilir, belli değil. Tabii. Asıl mazlumları vereceğiz. Evet. Sağ olun efendim. Başkanım, Hayırlı olsun. Seyir. Şuran çok iyi. Burası. Hayır, hayır, hayır. Evet. Tamam. Sağ olun. Hadi şöyle açalım arkadaşlar. Şu önü bir açalım da ortayı boşaltın abi. Sağlam mı? Selamun aleyküm. Sayın Başkanım. Abi gel dostum. Ben böyle... Belediye Başkanlığı devir teslim törenindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve İskenderun hepimizin ortak bir faydasıdır. Bugün itibariyle İskenderun Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorsunuz. Size bu ağır veballi olan, büyük sorumluluğu olan bu görevinizde ve kutsal olan bu görevinizde sonsuz başarılar diliyorum. 5 yıl boyunca halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla, malımla, canımla sonuna kadar bu görevi ve kimseyi ötekileştirmeden, kimse şu görüşte, bu görüştedir demeden bu görevi yerine getirmeye çalıştım. Ve bunda da herhalde başarılı oldum sanıyorum. Bir iç huzuruyla teslim ederken Sevgi Bey'e sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu kutsal ibadet görevinde Allah yar ve yardımcın olsun size. Ben öncelikle Belediye Başkanım Sayın Yusuf Civele'ye bugüne kadar yapmış olduğu bütün hizmetlere, her şeye çok çok teşekkür ediyorum. İnanın bu kente çok şeyler kazandırdı. Ama seçim bir demokrasi yarışı, bir bayrak yarışı. Zaman zaman el değiştirecektir. Her gelen belediye başkanı da bu kente bir şeyler, hizmet katmak isteyecektir. Ben de buradan sizlere elimden geldiğince hiçbir ayrım yapmadan, dil, ırk, mezhebine bakmadan herkese eşit hizmeti götüreceğime, hakkaniyet ve adaleti sağlayacağıma, her mahalleye aynı hizmet gidecek arkadaşlar. Aşağısı, yukarısı, yeni katılan beldeler, köyler, artık hepsi bizim mahallemiz oldu. 44 tane mahallemiz var. Başkanımın dediği gibi 1 Nisan'da geldiğimde bütün işçiler diyor tedirgindi diyor. Muhakkak biz de aynı görüşü paylaşıyoruz ama
hizmet eden, etmeyeni ayıracağız. Kusura bakmasınlar. Gerçekten siyaset yapan, şovmenlik yapan veya işten kaytaranları affetmem. Ama kim olursa olsun, işine sahip olursa, ekmeğine sahip olursa, İskenderun halkına hizmet ederse, kabadayılık yapmazsa, o masada bir esnaf gibi, bir tüccar gibi, bir dükkan sahibi gibi davranıp herkese eşit muamele yaparsa başımın üstünde yeri var. Şu ana kadar ben AK Parti adayıydım. Ama şu andan itibaren bütün İskenderun halkının belediye başkanıyım. Hanımın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Hizmetlere hizmet katacağız. Bu kenti yeniden inşa edeceğiz. Yusuf Başkanım tabii elinden geldiğince yardımcı oldu. Ama benim arkamda iktidar var. Benim arkamda Bakanlar Kurulu var. Benim arkamda Başbakanım var. Artık İskenderun'un bu makus talihini yeneceğiz. Ama biz makus talihi yendik. 40 yıllık İskenderun'un şeytanın bacağını kırdık. Bu kara bulutları dağıttık. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والجنة للمؤمنين والندامة للغافلين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, bütün peygamberlerin hürmetine, Evliyaullah'ın hürmetine, şuhadanın hürmetine, fukaranın hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Başkanım, Ümran Hanım, başkan, abla pardon. İçerisinde, barış içerisinde elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kaldırma. Dur bir saniye.